Ekmek ve Gül'e hoş geldiniz. Evet, 2,5 yıllık bir müzakere süreci. Sözlerin daha çok duyulduğu, insanların konuşabildiği, birbirimizin yüzüne bakabildiğimiz ve ne olup bittiğini belki de gerçekten ilk defa konuşabildiğimiz süreçlerden biriydi. Ardından başlayan operasyon süreçleri, yani savaşın yeniden alevlenmesi, sözün de değerini ortadan kaldırdı belki de. Birbirimizin yüzüne nasıl bakacağız sorusunu soruyoruz bugünlerde birbirimize. Neden? Çünkü aslına bakarsanız ablukaların yaşandığı, sivil ölümlerin yaşandığı, insanların bir bodrum katında ölüme terk edildiği, cenazelerin sokaklarda kaldığı, çocukların öldüğü bir memlekette bir yandan barış çığlıkları yükselirken, sesimizi duyun çığlıkları yükselirken, diğer tarafta ise acaba savaşa sadece seyircilik mi ediyoruz sorusu hala gündemimizde. Özellikle kadınlar cephesinden değerlendirdiğimizde barış dediğimiz su gibi, ekmek gibi bir şey ya hani. Bir tarafta savaş varsa başka bir yerde barış yaşanmaz diyoruz ya hani. İşte tam da böylesi koşullarda barışı konuşmak, nasılını konuşmak bizim için çok daha önemli bir hale geldi. Birbirimizin yüzüne güvenle bakabilmek, samimiyetle konuşabilmek için. İşte tam da bunu konuşacağız bugün efendim. Nasıl yapacağız bunu? Neler yaşıyoruz? Bu yaşadıklarımızın geleceğe taşınan yönleri neler olacak? Ve bugün bu yaşadıklarımızı gerçekten barışa, umuda çevirmek için neler var elimizde? Nasıl doneler var? Bütün bunları konuşacağız Ekmek ve Gül'de. Kimlerle konuşacağız? Önce Ekmek ve Gül'de ne izleyeceğiz onu görelim. Arkasından konuklarımızla tanıştırayım sizi. Aylardır süren sokağa çıkma yasakları, ablukalar, sivil ölümleri, zorunlu göçler, katliama dönüşen ama adına devletin ısrarla güvenlik operasyonu dediği yok etme politikası. En çok acıyı yaşayan kadınlar. Doğunun batıya serzenişi, batının ne yapacağını bilmeyen halleri. Doğu ile batı arasına çekilen savaş duvarının giderek daha fazla yükselmesi. Nereye gidiyoruz? Birlikte nasıl yol alacağız? Barış için biz kadınlar ne yapacağız? Yazar Ayşegül Devecioğlu ve gazeteci Nurcan Baysal yanıtlıyor. Ocak ayında bir programımızda Sur'da yaşanan ablukanın kadınlara ve çocuklara etkisini anlatıp kadınlardan dayanışma talep eden Umut Işığı Kooperatifinden kadınların sesini Bakırköy Belediyesi işçileri duydu ve iş yerinde yürüttükleri bir kampanyayla Umut Işığı Kooperatifine gönderilmek üzere dayanışma kolileri hazırladılar. Dayanışma kampanyasını yürüten kadınların röportajları Ekmek ve Gül'de. Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği, birçok dernek, ev ve iş yerini ziyaret ederek ölümden değil yaşamdan yanayız kampanyası kapsamında imza topladı. İmza kampanyası yanında bölgeye göndermek üzere kuru gıda, erzak da toplayan Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği, 10 gün sonra topladığı erzakları bölge halkına gönderecek. Kadınların dayanışma kampanyası Ekmek ve Gül'de. Kadınlar Ölümden Değil Yaşamdan Yanayız kampanyası kapsamında pazar günü Barış'a Bin Kadın eylemi yaptı. Eylemde mikrofon uzattığımız kadınlar barış talebinin kendi hayatları için ne anlama geldiğini anlattı. Ekmek ve Gül devam ediyor. Evet, iki yazar Ayşegül Devecioğlu ve Nurcan Baysal konuklarımız. Hoş geldiniz, teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Aslında biriniz memleketin bir tarafında kadınların ne hissettiğini, ne düşündüğünü çok yerinde gözlemliyor. Diğeriniz de diğer tarafında. Dolayısıyla ikinizi buluşturmak bizim açımızdan hani bu yaşananlara tanıklığın da ortaklaşması anlamına geliyor. O yüzden ayrıca teşekkür ediyorum bu buluşmayı gerçekleştirdiğimiz için. Ben hemen Nurcan'la başlamak isterim. Sen tabii yani Kürt illerinde yaşananların hem canlı tanığısın hem aktarımcısı oldun bu süre içerisinde yazılarınla, televizyon programlarında aktardıklarınla. Bizzat her gün orada olup bitene bu gözlerle tanıklık ediyorsun. Evet. Ve şimdi dönüp baktığımızda biz de aslında hani bu tanıklığı ortaya koymaya hep çalışıyoruz. Ama hani arada ekranların, arada gazete sayfalarının olmadığı biçimde biz senden dinlemek isteriz gerçekten de. Sen bu 6 aydır yaşanan süreci nasıl anlamlandırıyorsun? Nedir olan biten? Nasıl görüyorsun? Yani aslında 6 ay önce bana birileri bunları yaşayacağımızı söylese asla da. Yani inanmazdım. Hakikaten yaşadıklarımız bazen düşünüyorum. Yani inanılacak şeyler değil. Mesela dün bir arkadaşımla konuştum. Hakikaten diyor Cizre öyle mi? Burada hani çok iyi tanıdığım, çok sevdiğim insanlar. O kadar artık inanılmaz geliyor ki yaşananlar. Ama biz hakikaten böyle inanılmaz bir dönemden geçiyoruz. Ben size mesela Diyarbakır'ı anlatayım. Diyarbakır'da 60 günü aştı Sur içindeki sokağa çıkma yasağı. Sokağa çıkma yasağı aslında belki sokağa çıkma yasağı olarak tanımlamamak lazım. Çünkü sokağa çıkma yasağının yanı sıra susuzluktan, açlıktan,
soğukta kalmaktan, işte eve tıkalı kalmaktan ve hiçbir şey yapamamaktan ve bomba ve kurşun seslerinin altında kalmaktan bahsediyoruz. Suriçi Diyarbakır'ın merkezi ve aslında Suriçi'ne çıkardığınızda Diyarbakır yok gibi. Benim bürom Suriçi'ne çok yakın. Ve her sabah yani saçma belki ama gidiyorum dağ kapı meydanında şöyle bir dolanıyorum. Yani özeltimler bana bakıyor, ben onlara bakıyorum. Yani ondan sonra büroya geçiyorum. Yani ondan sonra yok şehriniz. Yani şehrinize doğup büyüdüğünüz şehrinize bir şekilde birileri geldi, elinizden aldı. Hı hı. Ve sürekli tanklar, toplar, bomba sesleri, kurşun sesleri böyle bir şeyin altında yaşıyorsunuz. Yani Suriçi'ndeki insanlar bu durumdalar. Yani hem açlık, hem susuzluk, hem sokağa çıkma yasağı, hem de kurşun ve bomba sesi altındalar. Ama Sur dışında da hayat tabii ki devam etmiyor. Sur dışında da hayat şu şekilde. Tabii ki bir şekilde insanlar okullarına gidiyorlar, işlerine gidiyorlar falan ama insanların hepsinin yüzünde çok böyle derin bir umutsuzluk, umutsuzluk ve acı var. Aslında hayat durmuş gibi. Yani bir yandan devam ediyor ama bir yandan o hayat yok gibi. Yani tanımlanmamış, fiili bir sıkı yönetim hali gibi bir şey var. Yani sabah işte çıkıyoruz, her taraf tank zaten. Tank, zırhlı araçlar. Hani bildiğiniz trafik polisleri bile gözü kapalı. Yani trafik polislerinin bile. Ve herkesin elinde kalaşnikoflar var. Bu şekilde işte büronuza gidiyorsunuz. Ondan sürekli bir bomba sesleri ve kurşun seslerinin altındasınız. Bundan 10 gün önce mesela benim büromun 8. katındaki eve 15 tane falan kurşun geldi. Tamam, Suriçi'ne çok uzak değiliz, yakınız ama o kadar yakın da değiliz Hasırlı'ya. Yani insan onu düşünüyor. Bu nasıl bir gelişi güzel silah kullanma sıkmadır ki? Büyük ihtimalle daha yüksek yerlerden bunu yapıyorlar. Yani bir şekilde şehri bir şekilde hani şehirde dolaştığınız her yerde size bir kurşun gelebilir. Zaten bir yazında da mesela beynim son aylarda sadece görüntü biriktiriyor evet, diye. Yani o görüntülerde hep hani bir cenaze, bir ölüm, bir acı olduğunu anlatıyorsun. Hep bu var ve bu son aylarda evet 6 aydır hem bunu biriktiriyoruz ama bir de şu da var. Yani biz son 1,5 yıldır yani 3 Ağustos 2014 IŞİD'in Şengali saldırıları hani Ezidilerin hayatında bir kırılma yarattı. Ama aynı zamanda buradaki Kürtler için de birçok şeyi değiştirdi. Çünkü 3 Ağustos 2014'ten beri ben haftada birkaç gün cenazeye gidiyorum. Rojava'dan, Şengal'den gelen cenazeler. Yani biz 1,5 yıldır zaten öyle bir şeyin altında yaşıyoruz ki üstüne bu savaş eklemlendi. Yani 1,5 yıldır zaten cenazeler geliyordu ve bunlar 90 doğumlu çocuklardan bahsediyoruz. Yani ben hep şey derdim hani tamam bizim nesil gitti ama bizden sonraki nesli biz herhalde kurtardık onlar görmeyecek diye düşünürken onların cenazeleri gelmeye başladı. Yani Diyarbakır'da son 1,5 yıldır sürekli ambulans sesleri, o ambulansların içerisinde de Kürtlerin çocuklarının ölü bedenleri var. Yani zaten hani böyle yaşıyorduk. İşte Ezidiler geldi, sonra Kobane, sonra yüz binlerce Kobaneli geldi. Yani mesela geçen yıl tam bu vakitlerde bizim şöyle bir durumumuz vardı. Yemek yiyoruz, işte telefon geliyor bir sivil toplum örgütünden. İşte Nurcan abla burada 3 yaralı var, açlar. Ya da iş çamaşırı yok. Yani zaten hani böyle yaşıyorduk. Tüm bunun üzerine artı hiç düşünemeyeceğimiz hakikaten tam bir abluka, tam bir bombardıman. Yani böylesine bir vahşeti ben hiç düşünemezdim. Çünkü 90'larda bile görmediğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Yani hep beraber kahve içtiğimiz yerde işte mesela yoğurt pazarının hemen yukarısı. Orada işte yeni kafeler açılmıştı ki ben orada büyüdüm. Yani aynı zamanda benim büyüdüğüm sokaklar bunlar. Şimdi orada ölü bedenler var. Yani hani ölü bedenlerin yerde olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Bundan birkaç hafta önce hemen bitiriyorum. Birkaç hafta önce şöyle bir şey oldu mesela. Biz işte bir ara bu ölü bedenler için İHAD Başkanı Raci Bey ile beraber valiye gitmiştik. Mesela bana şey diyor dedi. Kim söyledi size şunu? Hani özeltimlerle ilgili bir şeyden bahsettim. Bilmiyorum dedim. Biri beni öldürse bilmeyecek durumdayım. Çünkü ben sadece bir çift gözle konuşuyoruz biz artık. Yani o kadın mıdır, erkek midir? Yani şimdi biri bizi yaralasa biz artık tanımıyoruz. Bunu yapanı bilmiyoruz. Çünkü bir çift göz var sadece. Yani tamamen maskeli insanlar, elleri kalaşnikoflu. Yani dur dediğinde o sana dur diyor, o sana bir şey söylüyor. Ya da o biz şunu tanımayız diyor. Yani böyle bir şey halinde yaşıyorsunuz yani. Hemen şeyi söylemek istiyorum çünkü Diyarbakırlılar buna çok alınıyorlar. O yüzden söylemek özellikle istiyorum. Yani şu algı yaratılmaya çalışılıyor ve ben de bundan çok çok rahatsız oluyorum. Yani işte Suriçi'nde insanlar tankın topun altındayken Diyarbakır'ın diğer kalanı Sur dışında ise hayat son sürat devam ediyormuş gibi. Yani
hakikaten bu tarz yorumlar o kadar kırıcı oluyor ki Diyarbakır'da yani tek bir mutlu yüz görmeniz yani mümkün değil. Bu sadece Diyarbakır için değil ki bütün yer için geçerli aslında. Aynen öyle. Yani ben geçen hafta Brüksel'deydim. Brüksel'de aynı şekilde Kürtlerin hayatı durmuştu. Herkesin kalbi Cizre için atıyordu. Evet. Yani o yüzden de bu tarz yorumları yaparken hakikaten dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tam buradan yola çıkarak Ayşegül'e sormak istiyorum. Yani sanki savaş uzakta bir yerlerde, birilerin tankların, tüfeklerin karşısında hani hayatları pahasına hani direnerek sürdürdükleri bir şeymiş gibi. İşte insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Hani cenazelerin yerde kalması, İşte o surun darma duman edilmesi, kent diye bir şeyin artık ortada bırakılmaması, bütün tarihin yok edilmesi. Hani bunlar böyle bir çok uzak bir yerdeymiş gibi bu tarafa da yansıtıyor. Ve savaş dediğimiz bir yerde olup biten ve o güvenlik operasyonu bittiğinde her şeyin eskisine döneceği bir halmiş gibi yansıtılıyor. Böyle bir şey mümkün mü? Sen nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle bu savaşın batıya yansımaları açısından Cizre Sur Nurcan'ın anlattığı gibiyken İstanbul, İzmir nasıl bir yaşam sürdürür senin gözleminle? Bence o şiddet burada da yaşanıyor. Şiddet ve savaşın her yükü. Fakat bunu insanlar savaşın bir sonucu olarak anlamlandıramıyorlar. Yani buna bir tanı koyabilmiş değiller. Zaten senin de bildiğin gibi medyanın üzerinde yani medyanın %70'i 80'i belki de daha fazlası hatta. Ya hükümetin ya elinde ve bunlar zaten bir şekilde zihinleri biçimlendiriyorlar. Temelinde barış sürecinde biraz aşılmaya çalışılan bir şey vardı, milliyetçilik vardı ve hani bir takım en azından bazı şeylere erişilebilmişti, bazı zihinlere, bazı yüreklere erişilebilmişti. Böyle bir halk var, bu halkın çok tabii doğal hakları var. Ve bu haklar için, bu hakların tanınması gerekir diye. O atmosferde hükümet eliyle tamamen yok edildi. Ve şimdi ben burada kimsenin de sağlıklı bir şekilde yaşadığını zannetmiyorum. Çünkü mesela geçen gün bir nedenle Kadıköy'deki eylemde galiba arkadaş anlattı. Biri gelip şey diye sormuş. Siz ne yapıyordunuz orada demiş. İşte barış lafını eder etmez kadın sanki böyle şey duymuş gibi dünyanın en korkunç ve tehlikeli cümlesini duymuş gibi kaçmış. Yani insanlar bu durumda. Bu şeyi savaşın sonuçlarından etkilenmedikleri anlamına gelmiyor. Ama Batı'da toplum çok örgütsüz olduğu için ve medya hakikaten büyük ölçüde kuşatma altında olduğu için belki savaşın ne tür sonuçlar yarattığını kendi hayatlarında. Yani Barış İçin Kadın girişimi uzun yıllar bunu yapmaya çalıştı. İşte bütçenin tamamen savaşa ayrılması, eğitim ve sağlık yerine savaş harcamalarına ayrılmasının bizim hayatlarımızda ne olduğu, savaşın ekonomik yükünün nasıl insanların üzerinde olduğu. Onun dışında daha önemlisi, bunca insanlık suçundan sonra bu memlekette nasıl yaşanacak? Geçenlerde Barış İçin Kadın girişiminden arkadaşlar bu kampanyayla ilgili barış sizin için ne ifade ediyor diye cümleler istediler. Benim aklıma şöyle bir şey gelmiyor mesela artık. İşte barış şu demektir, onun için barış istiyorum. Hayır, benim için barışın şöyle bir anlamı var. Biz eğer barış olursa yüzyıllarca sürecek, ben yüzyıllarca diyorum, yıllarca sürecek bir yıkımın üstesinden nasıl gelebileceğimiz konusunda düşünme ve belki yeni bir hayat, bir yaralarımızı sarabilme şansımız olacak. O çünkü şey aslında. Hayır, çünkü bu tarihsiz değil. Evet. Yani şöyle bir şey olmaz. Yani bizim hayatlarımızdan, kimsenin hayatından, insanlar bunu ne ölçüde hissediyorlar bilmiyorum. Bu yaşanan 30-40 seneyi kimse çıkartıp atamaz. Bu 30-40 sene yaşandı. Burada insanlık suçları işlendi, bu suçlara ortak olundu, insanlar öldü, ormanlar yakıldı. Çocuklar öldürüldü, köyler yakıldı. Yani inanılmaz bir şey yaşadık. Ve bu müzakere sürecinde mesela biz bunları bilmiyorduk diyen insanların sayısı çoğalmıştı ve artık bilgi o kadar da bilinmez değildi yani. Tabii. Ama şimdi de barış süreci ya da müzakere süreci, ya o sürece ne isim vereceğimi aslında ben de bilmiyorum. Çünkü Kürt Özgürlük Hareketi'nin hani şey çabası ve hakikaten şeyiyle oluşturulmuş bir süreçti ve
Rojava ve arkasından Rojava'daki Kürtlerin gösterdiği başarı ve arkasından HDP'nin 7 Haziran seçimlerinde korkuttuğu için hükümeti. Hani ülkeyi savaşa sürüklediler diye düşünüyorum. Herhalde birçok kişi de var artık bunları söylemek bile şey değil. Birçok kişi var böyle düşünen. Şimdi büyük bir baskı var insanların üstünde. Yani barışın başarılı olabilmesi için dünyadaki süreçlere baktığımızda barışın toplumsallaşması gerekiyor. Hı hı. Yani şeyde bile barış süreci dediğimiz o tırnak içine alarak konuşayım, o süreçte bile bu yeterince yapılamamıştı. İşte ama Akil İnsan raporlarını bile okuduğunuzda aslında insanların ne kadar açık olduğunu, hı hı, bazı bir iki bölge hariç, onların da dinlemeye hazır olduklarını, yani eğer hakikaten hükümet tarafından manipüle edilmese bu toplumun barışa çok daha kolay gidebileceğini görüyorsunuz. Ama bunun tam tersi yapıldı, hı hı, şu anda. Ve de en önemlisi, yani bütün ifade özgürlükleri kısıtlanarak en cezalar, ağır cezalar verilerek barış istemek lafı direkt olarak barış istemekle terör örgütü üyesi olmak, terör propagandası yapmak eşitlenerek, evet, barışın önü kesildi, tıkandı. Şimdi bu noktada şöyle bir durum var tabii. Yani bu algı operasyonu o kadar topyekün yürütülüyor ki, biraz önce söylediğin şey, yani artık sadece bir barış kelimesinin kendisi bile eşittir hani terör eşleştirmesine çok maruz kalıyor. Çünkü her savaş gün, olduğunu kabul etmiyorlar. Bir kere yani. Bir de şöyle bir şey var, yani hendekler en önemli gündem, evet, başlıklarından bir tanesi. Hani bu yansıtılanların bir algı operasyonu olduğunu görüyoruz ama hani herkesin dilinde canım onlar da o hendekleri kazmasalardı lafı var. Evet. Ya da işte bir gün bir siyasi figürün söylediği bir cümle hemen ertesi gün günlük yaşamda insanların birbirine karşı kullandığı cümleler haline, evet, gelebiliyor filan. Her gün medyada orada işte askerlerin çocuklara nasıl şeker uzattıklarını, hani bir eve girdiklerinde hani hakkınızı helal edin diye notlar bıraktığını filan da bunlara görüyoruz. Bunlara inanıyorlar değil mi? Ve yani bunlar evet böyle bir böyle mecralardan bilgi geliyor alındığında gördüğümüz tablo şöyle bir tablo. Orada bir güvenlik operasyonu var. Orada barış diyenler bu güvenlik operasyonuna karşı devletin karşısına konumlanıyorlar. Halbuki oradaki halk için de bu lazım sözü dilden dile, kulaktan kulağa şimdi yayılıyor. Hükümetin yeni stratejisi okuduysan Abdülkadir Selvi'nin köşesindeki şeyi, yeni stratejisi tamamen bu mantığı, bir algı, bir de şöyle bir cümle var, sözünü kestim ama çok yani hani böyle şeyini denk söylemek işte gibi, hani özrü kabahatinden büyük. Bir taraftan PKK'ya karşı operasyonlar yürütülürken, teröre karşı operasyonlar yürütürken, bir taraftan da halklarının tanındığı intibağı yaratmak. Yani intiba yaratmak. Evet. Böyle bu intiba yaratmak meselesini, gerçeğini ve bu yaratılan intibanın kendisine dair ne düşündüğünü sormak isterim yani gerçekten. Tabii ki yani halk biliyor ki bu haklarıyla ilgili bir şeyin olduğunu biliyor zaten. Yani bu hendek meselesi tabii ki değil. Sonra. Evet, tabii ki hendek meselesi değil. Şimdi hendeklerle ilgili şöyle bir şey var. Aslında Diyarbakır'da da hatta Suriye'de de yaşayan insanların bir kısmı bu hendeklerden başta, hendekler kazıldığında rahatsızlardı. Yani Diyarbakır'da şöyle bir tartışma yapılıyordu. Yani hani hendek değil de başka bir şey olabilir mi diye. Bu da yine hep nereden baktığınıza bağlı. Yani ben mesela Suriye'de yaşamayan daha tuzu kuru bir Kürt olarak kendi oturduğum yerden bakarsam hendeği gayet şey görebilirim. Yani ne gerek vardı bu hendeğe diye bakabilirim. Ama Suriye'ye gittiğiniz zaman o mahallede mesela şunu söyleyen anneler var. Hiç değilse gelip çocuğumu akşam alamıyor evinden. Hı. Şimdi bunu söylüyor. Mesela geçen yıl tam Cizre'de hendeklerin ilk kazıldığı zaman ben tesadüfen güneye gidiyordum ve Cizre'den geçiyordum. Orada durmuştum. Ve Nihat Kazanhan'ın öldürüldüğü gündü. Ve hendekler işte Hatip Bey falan gelmişti. Hendekler kaldırılmıştı. O zaman hendeklerin ilk kurulmasının nedeni birçok genç tutuklanıyordu. Ve mahallelere polis giremesin ve tutuklayamasın diye hendekleri kazmışlardı. Geldi işte Kürt siyasetinden insanlar, konuştu, kaldırıldı ve hani güvence veriyoruz dediler. Çünkü yetkililerle konuşarak bu yapıldı. Ve hemen iki gün sonra Nihat Kazanhan'ı öldürüldü. Yani şimdi şöyle bir şey var. Nereden baktığınız önemli. Yani biz dışarıdan
Diyarbakır'da bile Suruç'un dışından o gereksiz olarak görülebilecekken o mahalledeki insan için can güvenliği açısından o gerekli görülebilir. Öte yandan da orada hendek olsa, orada hendek olsa bile hendeğin karşılığı bu olamaz. Zaten şu an öyle bir şey oldu ki devlet o kadar korkunç bir zulüm yaptı ki hiç kimse hendeği konuşmuyor artık. Yani başta niye hendek var diye soran insanlar bile, Diyarbakır'ın surun dışında yaşayan insanlar bile artık hendeği falan konuşmuyorlar. Çünkü şehirler bombalandı. Hala bombalanmaya devam ediyor. 5000 yıllık bir şehirde tankla topla operasyon yapıldı. Yani Cizre'nin geldiği hale bakın. Diyarbakır Suriçi'nin geldiği hale bakın. Yani insanlar ölüler yerde. Yani ölülerin yerde kaldığı, aylarca yerde kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Hiç kimse böyle bir şey beklemiyordu. Ve o yüzden de zaten hendek tartışması falan artık çok uzakta kaldı Kürtler açısından. O hiç artık konuşulan bir konu değil. Ben geçen hafta işte pazara gitmiştim. Her cuma bizim mahallede pazar kuruluyor. Ve yaşlı bir pazarcı, vallahi ben şimdi hendeğin arkasına gideceğim falan diyordu. Çünkü tam o sırada bomba sesi geliyor. Yani bir yandan hani domates alıyorsunuz, bir yandan utanıyorsunuz. Yani çünkü öyle yaşıyoruz. Yani bir yandan da yaşamın devam ettiği için utanıyorsunuz. Ve hendeklerle ilgili şöyle bir şey var. Şimdi bazen ben batıdaki arkadaşlarımla konuştuğumda ya devlet bize de şiddet uygulamıyor mu? Hani diyor. Evet, devlet size de şiddet uyguluyor olabilir. Bir kere zaten o şiddetin boyutu arasında çok büyük bir fark var. Siz katledilmemişsiniz yani, değil mi? Ama hani böyle evlatlarınızı gömemediğiniz, yerde bıraktığınız bir dönemde değilsiniz. Onu bırakın yani. Aynı zamanda cenazelerin parçalandığı bir şeyden bahsediyoruz. Ben bundan geçen ay mesela cenazeleri yıkayan birkaç imam var. Artık hepsi yıkayamıyor bile. O kadar cenazeler korkunç geliyor ki. Ve yani cenazelerin çoğu uzuvları kesik. Yani gözleri olmayan, burunları olmayan, cinsel organları olmayan cenazelerden bahsediyoruz biz. Bu normal midir? Hani bu normal bir durum değil. Normal olmayan bir durumda bir durum yaşanıyor yani bölgede. Ve ben o zaman ona şunu söyledim. Sen Şişli'de devlet sana şiddet uygulamaya geldiği zaman ilk tepkin hendek kazmak olmayabilir. Ama bizim bir geçmişimiz var. Bizim bir hafızamız var. Kürt'ün bir hafızası var bu devletle. O şiddetin ne boyutta gelebileceğini biliyor zaten. Yani hani o nedenle bunu hendek iyidir anlamında demiyorum. Ama bütün bunları anlamak lazım. Ya da tartışmayı buna kitlemenin kendisi orada gerçekten ne yaşandığının üzerine çok örtüyor. Ben de burada Nurcan'a çok katılıyorum. Çünkü burada da şöyle bir şey oldu. İşte barış isteyen diyelim, barış talebinde bulunan ve barışçı diyebileceğimiz kesimlerde işte gerek öz yönetim talebiyle ilgili, gerek devletin orada gösterdiği korkunç şiddetle ilgili işte ama hendek kazıyorlar. Halbuki biz de Cudi Mahallesi'ne gittiğimizde, Yafes Mahallesi'ne gittiğimizde Cizre'ye, oradaki insanlar şunu diyorlardı. Bizim bir tek şeyimiz var, bir canımız var, bir de barikatımız, hendeğimiz var diyorlardı. Yani o kadar yaşamsal, hayatta kalabilmeleri için yaşamsal bir şey hendek. Bir de yani şöyle bakmak lazım. Bunlar evet var, hendek var. Hendeğin arkasında silahlı gençler de var. Yani bütün bunlar doğru. Ama siz bununla nasıl mücadele edeceksiniz? Yani savaşarak mı, yüz binlerce nüfuslu yerleri yerle bir ederek mi, konuşarak mı mücadele edeceksiniz? Ve masaya dönülmediği müddetçe o gençlerin oradan kalkma ihtimali de yok. Yani hani bunu o da biraz net. Şöyle de konuşalım mı? Yani bir taraftan mesela hani sen yazılarında da dile getiriyorsun. Bir yandan çok hala ısrarla bir barış sözünün bütün bu yaşananlara rağmen ortaya konduğu bir durum var. Ama bir taraftan da bir kırılma duygusunun daha çok dile getirilmesi var. Hani duygusal kopuş olarak dile getirebiliriz bunu, ya da hani artık batıdan bir şey beklemiyoruz sözü olarak da değerlendirebiliriz. Yani bu iki noktayı bize biraz açar mısın? Ne diyor yani gerçekten? Ben valla her zaman Kürtlere bakıp bunu düşünüyorum. Mesela oğlunun cenazesini üzerinde yatıyor ve barış diyor. Hani bu nasıl mümkün diye. Hakikaten de yani birçok, bilmiyorum yani başka bir yerde var mı ama böyle oğullarının, evlatlarının parçalanmış bedenlerine bakıp hala barış diyen bir dolu Kürt annesi var. Yani Kürtlerin barış ısrarı çok 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 fazla hakikaten. Ve ben uzun uzun hatta bir ara düşündüm, yani Kürtler bunu nasıl yapabiliyor? Bütün bu şeye rağmen, gördüğü bütün bu zulme rağmen nasıl barış isteyebiliyor? Onların barış isteği, aslında barış derken neyi kastettiğine belki bakmak lazım. Barış içi boş bir barıştan silahlar susun değil demek değil Kürtler için. Barış eşit, özgür, adil yaşamak demek. Yani o barışın içi öyle bir şey Kürtler açısından. Onu istiyorlar. Yani hadi tamam, silah sustu, tekrar önceki hal. Bunu istemiyor. Kürt'ün anladığı barış bu. Eşit, özgür ve adil yaşamak. Ve gelecek nesiller en azından bunu görsün istiyor. Yani evet, Türkler savaşın ne demek olduğunu bilmiyor ki.
Yani sonuçta uzaktan izlediği bir şey. Kürt, savaşın ne demek olduğunu bilen bir halk Kürtler. Yani savaş sadece sevdiğinizi kaybetmek değil ki. Savaş birçok şeyi kaybetmek. Geleceğe inancınızı kaybetmek. İşte diyorum ya, parçalanmış cenazeler. Başka bir şey demek yani savaş. Kürtler bunu deneyimlemiş bir halk. Ve o nedenle barış ısrarları aynı zamanda bu kadar güçlü. Bence bu çok da kıymetli bir şey. Yani bunu hakikaten tutmak lazım. Çünkü bu hani beraber yaşayamayız, son şeylerde kırılmalar, tabii ki kırılmalar oldu ve oluyor. Bilmiyorum, ben zaten hani umutlu bir şey söylemek istiyorum ama çok umutlu değilim beraber yaşayabileceğimize dair. Yani en azından yan yana komşu olarak iyi yaşasak o bile bir şeydir diyorum artık. Yani ben artık hani bir Kürtler kendilerini en azından bir öz yönetim olmadıkça bu ülkede şey bir yaşama, bu şekilde bir yaşamı kabul ederek devam edeceklerini düşünmüyorum açıkçası. Ayşegül, sen ne düşünüyorsun? Bu kopma, duygusal kopuş, aynı zamanda artık hani birbirinin yüzüne bakamayacak hale getirilme konusunda. Mesela en son Barış İçin akademisyenlerin imzalarının ardından bir sürü Taşra Üniversitesi'nde insanların kapılarına işaretler kondu, linç edildiler. Öğrencileriydi mesela bu akademisyenlerin. Bugün hani en küçük bir yerde bir barış sözü duyunca böyle bir hani rahatsız olma durumu da ortaya çıkıyor gerçekten de. Yani o tarafta bir hani duygusal kopma şeyinin nüvelerine ilişkin Nurcan fikrini söyledi ama sen bu taraf açısından bu duygusal kopuşa ilişkin ya nasıl gözlemlerin var? Duygusal kopuş dediğimiz şey neyi ne kadar ifade ediyor bilemiyorum. Yani bir halkın hak ve özgürlükleri tanınarak, en şey doğal hak ve özgürlükleri tanınarak yaşama hakkı var. Ben de barış kelimesini böyle biçimlendirmekten yanayım. Yani sadece çünkü onu hep anlatmaya çalışıyorum. Mesela bu süreç bozulduğu zaman bu Sabah gazetesinde Hilal Kaplan bize barış yaptırmadınız diye bir cümle kurmuştu. Ve o dönemde bu savaşı bizzat o şey yapanlarında, çıkaranların ve bu savaşın bu hale gelmesine neden olanlarında kullandıkları bir şeye dönüştü bu barış. Şimdi yani barıştan ne istediğimiz, barış derken neyi ifade edeceğimiz, daha doğrusu bu artık kanatlanmış uçan, bizlerin de sayesinde kanatlanmış uçan sözcüğü nasıl zapt edeceğiz? Yani barış dediğimizde biz ne anlatmak istiyoruz? Şimdi benim anladığım barışla, benim anladığım Nurcan'ınkine daha yakın bir barış. Tabii ki insanların kendilerini yöneterek yaşama haklarının da tanındığı, eşit, özgür bir yaşam kurdukları bir şeyi kastediyorum ben barış derken. Suçluların yargılandığı, savaş suçlarının yargılandığı, hakikatlerin ortaya çıktığı, mümkün olduğu kadar yaraların bu şekilde sarıldığı, tabii yeni bir anayasayla, şimdi sözünü ettiğimiz yeni anayasa değil, bu hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı ve yasalarla böyle bir şeyden söz ediyorum. Yani burada bir, ben mesela Türkiye tarafında böyle bir kopuştan ziyade, hani hakikaten hükümet tarafından iplerin çok fazla gerildiğini ve halkın da aslında çok kurban edildiğini. Yani işte çocuklarını askere gönderenler var. Geçen gün bir yığın insan rastladım bir şeyde, terminalde geceliğin. Yani o şeyi hatırlattı bana. Hani ölüme gidenler Sezar'ı selamlıyor. Yani ölüme gidiyorlar. Resim çektirirken bir kaza gibi bir şey oldu da şey dedi şakalaşırken kendi aralarında, askere gitmeden öldüreceksin. Yani askere gidince ölüm o kadar mutlak bir şey ve biliyoruz ki bu toplumun yoksullarının çocukları. Yani işte o bedelli askerlik, şimdi hala geçen o paraları ödeyemeyen çocukları. Savaş bu ülkenin her yanını yakıp yıkıyor. Ben söz hakkımı daha çok öz yönetimle ilgili kullanmak istiyorum. Çünkü şeyden son derece rahatsızım. Yani hem barış derken çok muğlak şeylerden söz ediyor olmamızdan, artık 40 sene savaştan ve binlerce insanın ölümünden sonra ve ölümden çok daha korkunç şeylerin yaşanmasından sonra. Ben barıştan yana olanların da artık böyle biz barış istiyoruz, işte insani talepler, vicdani talepler demesine çok fazla tahammül edemez oldum. İnsanlık ve vicdan kelimelerini tamamen bir tarafa bırakalım demiyorum. Ama
artık barış sözü ettiğimizde İçinin, hakikaten nasıl hakikaten biz barıştan ne anlıyoruz? Yani ilk atılacak somut adımlar ne? Kürtlerin bence şu anda barış için çok önemli bir teklif sundular topluma. Ve bunu nasıl sundular? Yani bütün toplum için. Yani Türkiye'nin batısında, Kürt illerinde öz yönetim, yani bir yerel demokrasi ve bu ana dilini kullanmaya, ana dilinde yaşama olanak sağlayan bir model. Yani hem kendini yönetme hakkı veriyor, hem de bütün Türkiye'ye daha geniş planda bir yerel demokrasi imkanı veriyor. Şimdi ben artık mesela bunların üstüne konuşmamız gerek. Yani ateşkes de olursa bundan sonra, yeniden müzakere masasına da oturursa, biz şeyi konuşmayacağız. Artık bunları konuşacağız. Yani çünkü bir eşik aşıldı aslında tabii, bu yani savaşla biz birlikte. Artık bunun geri dönüşü yok. Biz böyle afaki şeyler konuşamayız. İkincisi, dünyadaki barış süreçleri var. Burada ne oluyorsa artık taleplerimiz de öyle biçimlenmeli bizim. Yani uluslararası gözlem heyetlerini talep etmeliyiz. İki tarafta ateş kessin demenin bir anlamı yok. Bir taraf 8 defa ateş kes ilan edip de devlet kentlere saldırıp bombalayıp keskin nişancıyla çocuk öldürürken, İşte iki tarafta elini silahtan çeksin demenin çok fazla bir anlamı yok. Peki bu sözü yaygınlaştırmak da aslında en önemli talepler, gündemlerden bir tanesi ya, özellikle kadın hareketi açısından baktığımızda. Tamam, hani barış sözünün içini dolduralım. Gerçekten hani ne söylenmesi gerekiyorsa ifade edelim, ama hani bu ifadenin aynı zamanda geniş kadın kesimlerinin de sözü haline gelmesi gibi bir derdimiz var. Yani savaş sözünün bu kadar cüret kazandığı, bu kadar hani barışın terörizmle falan eşleştirildiği bir dönemde bu söylediğini, hakikat talebini nasıl en geniş kadın kesimlerince kabul edilir hale getireceğiz? Ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi bu örgütlülükle olacak bir şey. Yalnız biz bunu daha evvelden de Barış İçin Kadın girişiminde çok tartıştığımız bir şey. Biz hep şöyle yapmaya çalıştık yıllarca. Hani bu meseleyi cinsiyetçilik, yani savaşın, ki şu anda ben hep onu söylüyorum bir söz hakkım olunca. Ben ilk defa savaşın bu kadar kadınlara karşı olduğunu son zamanlarda hissediyorum. Yani bu IŞİD'in varlığı, İşte ezidi kadınların başına gelenler, yani tamamen kadınlara karşı bir savaş veriliyor. Sadece silahla verilmiyor bu. Yani kadınlar hayatı sürdüren canlılar. Yani hayatı güzelleştiren, hayatı sürdüren, kadınların hayata kattıkları tüm değerlere karşı bir savaş var. Yani işte bunu Cizre'de de gördük. Yani yaşamı sürdürülemez hale getirme. Şimdi bunun için, hani bu sözü yaygınlaştırmak için örgütlü olmak gerekiyor. Yani o konudaki şeylerimiz de son derece kısıtlı. Niye devlet bugün AKP 12 Eylül yasalarının arkasına sığınıyor? İnsanların örgütlenmesini. GAK dediğin zaman bu terörle mücadele suçu oluyor. Ne yazılmasını, ne sokağa çıkılıp eylem yapılma. Ama bir yolunu bulacağız. Bir de Barış İçin Kadın girişimi son zamanlarda bence çok önemli bir daha işin hani şeyine dönük, hani bu hakikat meselesine kadınlar nasıl yaklaşacak, müzakere süreçlerinde kadınların rolü nedir, kadınların taleplerine nasıl yaklaşılmalı diye ciddi bir bilgi ürettiler. Ben şeyin de önemli olduğunu düşünüyorum. Hani bir çeşit bu entelektüel düzeyde bu bilginin yaygınlaşmasının da barış şeyinde yer alan, diyelim ki barış tarafında yer alan ya da barış yapmak, barışmak niyetinde olan, barıştan yana olan diyelim kesimler için ciddi bir bilgi birikimi de üretildi orada. Bunu ben çok önemsiyorum. Yani iki şey var. Bir, hani hakikaten bir entelektüel hegemonya oluşturmak. Yani barışın nasıl şey yapılacağına dair. Yani barış dediğimizde gerçekten ne anladığımıza dair. Adım ve adımların nasıl atılmasına. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı gene şeyi söylüyor. Biz PKK ile Selvi'nin işte bu yeni çözüm süreci, yeni süreçle ilgili, ismi çözüm süreci değil, istişare süreci olarak geçiyor. İşte PKK dışında bir muhatap, PKK dışında muhataplar yaratmak ve HDP dışında, yani Kürt halkını
o muhataplarında kim olduğunu biliyoruz. İşte Hüdapar'ı sivil toplum örgütü diye yutturmaya çalışıyorlar ki hani bunun sonucunun nasıl olduğunu şimdiden görebiliyoruz. Mesela şey diyor, biz PKK ile demokratikleştirme konuştuk diyor, Kürtlerle diyor. Biz diyor silah bırakmayı konuşacağız diyor. Hı hı. Şimdi dünyadaki bütün barış süreçleri gösteriyor ki silah bırakma en son konuşulan şey. Hiçbir barış süreci silah bırakma konuşularak başlamış. Bu bilgileri çoğaltmanın artık böyle barış, biz çok barış işte insanlıktan yanayız, falan. Vicdanlı insanlarız, çok üzülüyoruz orada yaşananlara demenin çok fazla bir anlamı yok. Biz barış derken ne anlatmaya çalıştığımızı şey yap. Bu bir mücadele, bu mücadelenin bir stratejisi var, bu mücadelenin kurumları var, bu mücadelenin kavramları var. Bu şekilde ilerlemeliyiz diye düşünüyorum kadınlar olarak. Sen özellikle Kürt kadınlarının bu noktadaki bakış açısını nasıl hani değerlendirsin, özetlersin? Şimdi dönüp baktığımızda yani 90'larda kendisi çocukken çok benzer zorunlu göçleri, benzer savaş süreçlerini yaşamış kadınlar bugün çocuklarının aynı şeylere maruz kaldığını ve üstelik hani çok daha acısını yaşadıklarını görüyorlar. Cenazelerin sokakta olduğunu ve aslında hani özellikle kadınlara yönelik bir savaş olduğunu biz kadınların infaz edilmesinden de çok anlıyoruz. Aynı zamanda kadın beleri de bu savaşın bir aracı olarak kullanılıyor. Yani Ekinman olayında evet. olduğu gibi aslında mesajlaşma aracı olarak da bütün bedenler kullanılıyor, bütün masal savaşlarda. Şimdi giderek daha da ağırlaşan savaş koşulları dolayısıyla 90'lardaki talep değil artık muhtemelen. Kürt kadın hareketinin kendisinin bu barışın nasıl inşa edileceğine dair sözü. Sen özellikle hani siyaset yapan, siyasetin daha çok içinde olan kadınların hani bu süreci nasıl götüreceğimize ilişkin fikirlerine ilişkin ne dersin? Yani aslında hani Kürt tarafında kadınlar oldukça iyi örgütlüler bence. Hem işte Kürt hareketinin içerisinde çok ciddi bir örgütlülük var. Hem birçok kadın derneği var, kadın örgütleri var. Mahallelerde bile yani bu mahalle meclisleri falan. Yani aslında son 5-10 yıldır mahallelerde bile Kürtler çok ciddi bir şekilde örgütlenmeye başladılar. Örgütlü bir toplumdan bahsediyoruz ve kadınlar zaten hani bu tüm bu örgütlülüğün içinde de çok da ön planda da. Bu son 6 aylık savaşa da baktığımız zaman mesela ben bir Nusaybin örneğini, mesela Cizre'de de öyle, Nusaybin'de bu çok daha fazla. Nusaybin işte günlerce, yani sanırım bir aya yakını değil mi, sokağa çıkma yasağının altında kaldı. Ve Nusaybin'de aslında kalanlar zaten kadınlardı çünkü erkeklerin çoğu kamyon şoförü. Aynı zamanda yani hani Nusaybin'le ilgili şeylere bak, ben Nusaybin'i çok iyi bildiğim için çok şaşırmıştım. Yani orada kimse yok, hani erkek yok ki niye yapıyorlar falan diye düşünmüştüm. Ve bir sürü çocuk ve kadınlar kaldılar ve kadınlar oralarda hep o mahallelerde bir hayatta kalma, baş etme stratejileri de geliştirdiler. Yani işte bir şekilde son kalan bulgurlarla yemek yapma. Hatta ben şeyi televizyondan izlemiştim. Yani işte yasağa rağmen dışarı çıkıp çocuklara oyun alanları yaratmaya çalışıyorlardı bir şekilde o hendeklerin arkasında falan filan. Ve bazı bölgelerde, şimdi sahibi gibi bazı bölgelerde, sadece kadınların olduğu bölgelerde bile bu operasyonlar yapıldı açıkçası. Geleceğe ilişkin olarak yani Kürt Kadın Hareketi zaten açıkçası dediğim gibi oldukça örgütlü bir hareket. Barış söylemi her ne kadar onlarda da çok güçlü çıkıyor ama tam da Ayşegül'ün dediği gibi yani bu barışın içi eşitlik. Bu eşitlikte sadece halkların eşitliğinden bahsetmiyoruz, aynı zamanda kadın erkek eşitliği yani vazgeçilmez bir şey hani Kürt hareketi açısından. Eşitlik, adalet ve özgürlük yani bu barışın vazgeçilmez şeyleri Kürtler açısından ve Kürt kadın hareketi açısından da. O yüzden şimdi şey çok ilginç, mahallelerde benim gördüğüm bir şey. Yani bir sur içinde şöyle kalan aileler, yani 4-5 bin civarında insan kaldı, yasaklı mahallelerde insan kaldığı söyleniyor ama bu resmi yani valiliğin söylediği rakamda. O yüzden bu rakamlar hani biliyorsunuz farklılaşıyor. Ve bunlar ya çıkamayanlardı ya gidecek hiç çok hani yoksul ve gidecek başka yerde hiçbir evi yok, kiralayacak durumda değil. Ya da gönüllü kalanlar vardı. Gönüllü kalanların ciddi bir kısım da kadınlardı çok ilginç bir şekilde. Ben onu fark etmiştim. Yemek yapıyorlar, yemek pişiriyorlardı oradaki yani gençlere falan yemek pişiren kadınlar vardı yani. Yani Kürtler diyorum ya başka bir halkı bence. Yani o direnmek şeylerinde var herhalde. Artık öyle diyorum, bütün bu hücrelerinde var. Böyle bir şey. Şeyde biz Cizre'ye gittikten sonra Nusaybin üzerinden zannediyorum şeye dönüyorduk.
Orada bir çay molası. Slopi'ye gittik. Oradan da Nusaybin'e. Sen tabii benden de, ben kaç defa gitsem de karıştırıyorum. Nusaybin'de orada bir Seyitler Derneği'ymiş. Aslında AKP tandanstı. Onlar bizi görünce 3-4 kadın hani sanki biz oradayız ve savaşı durduracağız gibi bir şeyle, duyguyla, yani insanlar o kadar hani devlet karşısında çaresizler ki. O zaman dikkatimi çekti benim. Hani Nurcan'ın söylediğine ek olmak üzere hani Kürtlerin hendekle. Şimdi diyorlar yani bunlar hani böyle BDP ya da HDP'li insanlar değiller. Hani biz hendekleri kapatırız tamam ama çocukları almasınlar. Yani evet, operasyon evet. Yapmasınlar. Yani artık bu iki şey çok olmuş, bütünleşmiş. Yani bir de öyle bir şey oldu ki artık hendeklerin olmadığı mahallelerde de zaten sokağa çıkma yasağı var. Kürt bir şekilde anlaşıldı. Yani bu bir hendek meselesi değil. Zaten hani planlanmış, daha önceden planlanmış bir şey. Artı zaten hendeklerin olmadığı mahallelerde sokağa çıkma yasağı genişletildiği gibi sokağa çıkma yasağı olmayan yerlerde güvenli değil. Mesela sofra başında ölen Melek Hanım gibi yani. Evet. O mesela İskenderpaşa civarındaydı. Hasırlı ile arasında epey bir mesafe var ama orada bir top gelip hani kafasını koparabiliyor. Yani böyle bir şeyden bahsediyoruz. Öylesine büyük bir zulüm yapıldı ki mesela Silvan'a biz gittiğimizde Silvan havadan bombalanmış. Tabii. Hani İkinci Dünya Savaşı'nda falan yani hani olan şeylerden bahsediyoruz. Peki şunu da çok hani merak da ediyoruz. Buradan bir taraftan kadınlar hem barış sözünü daha çok yükseltmek için bir sürü eylemler yapıyorlar filan. Örneğin çeşitli dayanışma kampanyaları örgütlüyorlar. Oraya heyetler halinde geliyorlar, kadınlarla buluşmaya, işte o hakikati raporlamaya, ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu nasıl yankı buluyor? Yani geldiniz, hoş geldiniz, başımızın üstünde yeri var ama geç kaldınız sözünü de duyuyor bu kadınlar. İyi ki geldiniz, siz olmasanız kendimizi çok yalnız hissedecektik burada. Sözünü de duyuyorlar. Tüm bu sözler duyulacak. Yani bazı insanlar haklı olarak daha kızgınlar, nerede kaldınız? Bazısı artık hiç gelmeyin şeyinde, bazısı da iyi ki geldiniz, iyi ki hani geliyorsunuz, hiçbir şey yapamazsınız da derdimizi dinliyorsunuz diyorlar. Ben bunu da şöyle bakıyorum. Bütün bunları ben mücadelenin parçaları olarak görüyorum. O yüzden de hakikaten buradan bir şeyler yollamak, bildiri, işte kimimiz işte bildiriler toparlayıp imzalayabiliyoruz. Bütün bunlar her biri o kadar kıymetli ki bazen yani mesela biri bana söyledi yani hiç arkadaşlarım aramadı dedi. Yani hani bir nasılsın demeye insanların o kadar çok ihtiyacı var ki. Yani öyle bir dönemden geçiyoruz ki hepimiz için bu geçerli. Kimse hayatımızdan sessizce çıkıyor. Kimse yeni insanlar giriyor. Hani nasılsın diye. Yani bu dönemi nasıl atlatıyorsun, nasıl baş edebiliyorsun diye. Ben bütün bunların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani kadın grupları işte Cizre'ye geldiler, Suriçin'e geldiler. O kadar önemliydi ki belki evet hiçbir şey yapamadılar ama en azından oradaki insanlar biz de sizin yanınızdayız. Acınızı hissediyoruz. Bunu dediler. Bence bu çok kıymetli bir şeydi diye düşünüyorum ben. Yani evet. O yüzden hani sözünü kestim, düşünmemek lazım. Bazen arkadaşlarım burada görüyorum. Yani diyorlar, gidince hiçbir anlamı olmayacak ki. Yani hiçbir şey yapamamış olacağız. Bir de böyle sanki hani gidiyoruz gibi algılanmasın. Gidiyoruz bir günlüğüne geliyoruz. Hı hı. Hani daha turistik hani çok çekiniyorlar. Bunun bir anlamı var yani. Hayır, bunun bir anlamı var. Bu yerine bence dokunuyor. İnsanlara bir şekilde değiyor diye düşünüyorum. Hı hı. O yüzden ben hep diyorum. Nasıl olursa olsun bu savaşa karşı sesinizi yükseltin. Ne tür yükseltebiliyorsanız yükseltin. İsterseniz Suriçin'e bir paket bir şey yollayın. İsterseniz gelin orada bulundurun. İsterseniz öğretmenseniz dersinizi barışa ayırın. Ama bu savaşa karşı bir şey yapın. Peki. Ben teşekkür edeceğim ikinize de. Programımızın sonuna geldik. Sevgili Ayşegül Devecioğlu ve Nurcan Başsal bizimle birlikteydi efendim. Tam da bıraktığımız yerden biz programımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Kadınların gerçekten İçi dolu barış talepleri olduğunu bu hafta sonu yapılan etkinlikler, dayanışma kampanyaları çok da güzel göstermişti. Tam da bununla ilgili devam edeceğiz sözümüzü kurmaya efendim. Bizden ayrılmayın. Konuklarımızı uğurluyoruz. Siz bizimle kalın. Ekmek ve Gül'e yeniden hoş geldiniz. Birinci bölümümüzde kadınların barış mücadelesini konuşmuştuk. Bu bölümde de konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin dört bir tarafında kadınlar ölümden değil yaşamdan yanayız, barış ve hakikat hakkımızı istiyoruz diyerek
bir kampanya süreci başlatmışlardı. Bu kampanya süresince pek çok yerden imzalar toplandı ve bu imzalar önümüzdeki günlerde meclise götürülecek. Ayrıca kadınlar bölgedeki kadınların seslerini duyduklarını ifade etmek için ve bu savaşa artık bir son verilmesi gerektiğini duyurmak için de Diyarbakır'da 6 Şubat'ta barış nöbetinde olacaklar. Elbette ki sadece kent merkezlerinde yürütülmüyor bu kampanya. Pek çok yerde kadınlar ev ev gezerek, iş yerlerini dolaşarak, atölyelerde gezerek kadınlardan tek tek imza topluyorlar ve aynı zamanda da bir tartışma da yürütüyorlar. Barış nasıl mümkün olacak? Biz kadınların barış için neler yapması gerekir diye. Çünkü savaş demek aynı zamanda kadınlar için açılan büyük yaralar demek, göç demek, yoksulluğun daha da artması demek. İşte tam da bu nedenle Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği kendi mahallelerinde ev ev dolaşarak, dernekleri dolaşarak, iş yerlerini dolaşarak kadınlarla barışı konuştular ve bir kampanya yürütüyorlar. Cizre'ye ve Sur'a gönderilmek üzere hediye paketleri hazırlıyorlar kadınların dayanışmasıyla. Bu kampanyayı konuşmak üzere Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği'nden Adile Doğan telefon attığımızda. Adile, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, Esenyalı'da da ölümden değil yaşamdan yanayız diyen kadınlar olarak çalışmalar yürüttünüz. Ben önce şunu sormak isterim. Böyle bir kampanyanın bir parçası olmaya nasıl karar verdi dernek acaba? Bu kadar çok aslında korkunun, barış sözünün tehlikeli olduğunun düşünüldüğü bir dönemde nasıl karar verdi dernekteki kadınlar bu kampanyanın parçası olmaya? Ya öncelikle tabii ki yazdan beri Sur'da, Cizre'de süren bir savaş var. Kadınlar öldürülüyor, çocuklar katlediliyor. Biz de burada aslında bir kadın dayanışması var, bir kadın mücadelesi var ve Türkiye'de olup biten her şeyin bizi de ilgilendirdiğini, barışın bizim de talebimiz olduğunu, kadına yönelik her türlü şiddetin bizim de sorunumuz olduğunu bilerek böyle bir kampanya başlattık. Daha önce de Kobane'li kadınlar için bir dayanışma başlatmıştık. Kadınların bir de somut bir şey yapmak isteği, evet bütün alanlarda, her yerde farklı eylemler, etkinlikler yapmak mutlaka çok etkili, mutlaka çok önemli. Hiçbir şey boşuna gitmiyor. Ama daha somut, kendinden olan bir şeyi paylaşarak ve bu biraz daha konuşmamızı da, biraz daha birbirimizi anlamamızı da sağlayan bir şey olduğunu, bir dayanışma şekli olduğunu düşünerek, bir önceki deneyimimizden de yararlanarak böyle bir karar aldık. Peki siz kapı kapı dolaştınız, kadınlarla tartışmalar da yürüttünüz aynı zamanda. Kadınlar bu savaşa ilişkin neler söylüyorlar acaba? Kendilerine yansımalarını nasıl anlatıyorlar? Örneğin ön yargılarla karşılaştınız mı? Kapıların hiç suratınıza kapanması durumu söz konusu oldu mu bu kampanya sürecinde? Tabii ki bunu da yaşadık. Ama örneğin biz gruplar halinde mutlaka akşam arkadaşlarımız işlerinden geldiklerinde evlerine uğramadan derneğe geliyorlar ve biz orada toplanıp kapı kapı çalmaya başlıyoruz. Her kapı elbette yüzümüze açılmıyor. Çünkü bizim gittiğimiz saatte de tam da haberleri dinledikleri saatler. Farklı kanallardan ya da yandaş kanallardan izlenen, söylenen şeylerden etkilenerek kapıyı açanlar, eğer fırsat verirlerse biz meseleyi anlattığımızda emin olun bütün bunlara rağmen bizi dinliyorlar. Ve bizi anlıyorlar. Barışın neden talep etmemiz gerektiğini, özellikle biz kadınların neden talebi olması gerektiğini, ölümlere karşı neden durmamız gerektiğini gayet hatta şöyle bir somutlayarak yapıyor. Biraz bekletip gidip kapı mutfağında ne varsa bizimle paylaşan bir durum oluyor. Hı-hı. Ama tabii çok ciddi tepkiler de var. Çok ciddi, örneğin bir fabrikada, bir tekstil fabrikasında, oldukça da büyük bir yer. Konuşamadıklarını dahi de söylüyor işçiler. Ya biz bu mesele açıldığında 10 yıllık, 20 yıllık arkadaşlıkların bile sona erdiğini de görüyoruz. Ve burada çokça fazla medyanın da payı var. İşte tek taraflı yayın yapmasının da etkisiyle aslında biraz böyle. Ama biz sokakta oldukça, göründükçe bu durumun değiştiğini de somut olarak, yani ikna edebildiğimizi, hiç tanımadığı insanları dinleyerek, evet hiç böyle bakmamıştık diyen örneklerimiz de çok fazla. Peki bu kampanya sence sizin mahallenizdeki kadınlar açısından neyi değiştirmiş oldu bu süreçte? Bir algıyı da değiştirdi aslında. Kampanya yürütürken dediğim gibi biz çeşitli ev toplantıları da yapıyoruz. Ya şurada aslında kadınlar şöyle düşünüyor deyip bize adres gösterildiği yerlere gittiğimizde kendi yoksulluğu, işte
Oğlu askerde örneğin onun şeyiyle işte dönecek mi dönmeyecek mi duygusuyla yaşayan kadına aslında onun da ölümün karşısında durduğunu, en azından kendi oğlunun sağ dönmesi temennisiyle bize kapıyı açtığında birçok algının da değiştiğini görüyoruz. Ya aslında bu dediğim gibi daha önce yani geçen sene yürüttüğümüz işin bir parçası aslında. Yani o gün savaşa karşı çıkanlar bugün de özellikle bu kadar artık içimizde, bizim topraklarımızda, bizim ülkemizde insanlarımızın katlediliyor olması bir başka bir duygu, başka bir algı yaratıyor. Bir tedirginlik de var kesinlikle, yani yan yana gelmekte de tedirginlikler var. Ama bir şeyin değişmesi gerektiği konusunda aynı fikirde olduğumuz birçok alanda da yani karşılaşıyoruz aslında. Evet, siz Cizre ve Sur'da kadınlarla dayanışmak için bir takım malzemeler de topladınız. Ekranımıza da yansıyor göndereceğiniz koliler. Bu da oldukça önemli tabii. Nasıl katkı sundular kadınlar bu dayanışma kampanyasına? Dediğim gibi aslında kendi, ya sonuçta burası emekçi bir mahalle. İnsanların çok devasa şeyler yapma şansı yok. Ama kendi evinde bir paket makarnayı çocuk bezi alarak ya da işte temizlik malzemesi alarak böyle katkılar sunuyorlar. Ve en önemlisi kendi mutfağından, kendi emeğinden bu dayanışmaya katkı sunarak katılıyor kadınlar. Ve iş yerlerinde de benzer biçimde yürütüldü herhalde kampanya, fabrikalarda. İmza kampanyasında böyle yapmıştık. Fabrikalar başta olmak üzere işçi kadınlar arasında ve daha sonrasında mahallede. Peki ne zaman göndereceksiniz topladığınız malzemeleri? 10 Şubat'ta sonlandırıyoruz. 10 Şubat'ta göndereceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum Adile anlattıkların için. Gerçekten çok önemli bu anlattıkların. Çünkü tek tek kadınların karşılıklı konuşarak aslında algılarını nasıl yıkabildiğinin de en güzel örneklerinden bir tanesi oldu. Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği'nin yaptığı bu çalışma. Esenyalı kadınlara buradan teşekkür edelim ve kampanyanın 10 Şubat'a kadar sürdüğünü de söyleyelim. Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği'ne siz de eğer o civarda oturuyorsanız dayanışma kampanyasının bir parçası olmak için ihtiyaç malzemelerini ulaştırabilirsiniz. Çünkü Cizre'de, Sur'da, Nusaybin'de, Dargeçit'te ve aslında ablukanın sürdüğü her yerde aynı zamanda insani bir savaş da veriliyor. Hayatta kalma savaşı ve yoksulluğa karşı da bir mücadele veriliyor. Kadınların dayanışması tam da bu nedenle bu yarayı da sarmak için oldukça kıymetli bir yerde duruyor. Hatırlarsanız biz size Sur'da kadınlarla ve çocuklarla çalışmalar yapan Umut Işığı Kooperatifinden kadınların söylediklerini aktarmıştık. Yayınımızda bize aslında kadınların ve çocukların çok büyük yoksulluklarla hayatta kalmaya çalıştıklarını, özellikle bu kent yıkımının, Sur içinde süren operasyonun, bombardımanın, evlerin yakılıp yıkılmasının onları zorunlu göçle karşı karşıya bırakmasını anlatmıştı kadınlar bize. Ve bu daha büyük yoksulluk anlamına gelmişti. Bu daha büyük sorunlar anlamına gelmişti ve bir çağrıları olmuştu bizim aracılığımızda. Demişlerdi ki eğer bir çocuğu mutlu etmek istiyorsanız, bir kadının yaşam mücadelesine destek olmak istiyorsanız bu malzemeleri bize ulaştırabilirsiniz diye. Programımızdan Umut Işığı Kooperatifinden kadınların sesini duyan Bakırköy Belediyesi işçileri de işte bir kampanya başlatmışlar iş yerlerinde ve çeşitli ihtiyaç malzemelerini toplayarak Umut Işığı Kooperatifine göndermeye karar vermişler. Bu hafta sonu da bu malzemeleri bir araya getirdiler ve gönderdiler. Biz de bu karşılıklı ilişkinin, bu bizim aracılığımızla da sağlanmış olan ilişkinin görüntülerini getirmek istiyoruz ekranlara. Böyle bir şeye vesile olmuş olmaktan dolayı da ekmek ve gül olarak çok mutlu olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Bakırköy Belediyesi işçisi kadınlar bu kampanya sürecinde neler yaptıklarını ve bu kampanyanın onlar için anlamını anlatıyor şimdi bize. Girişiminin çaresiyle bir araya gelen kadınlar Bakırköy Meydanı'nda Barış İçin imza kampanyası başlattılar. Kampanyaya destek için stand açan kadınlar Barış'ın gelmesi, bölgedeki abluka'nın ölümleri sona ermesi için çağrıda bulundular.
Hedef dediğimiz şey barış. Ne yazık ki barış hedefliyoruz. Yani Türkiye'de bir korkunç bir şekilde bir bölgede insanlar öldürülüyor. Ciddi bir savaş suçu işleniyor. İnsanlık suçu işleniyor. Ve biz bunun önüne geçebilmek için barış için kadın girişimi olarak böyle bir eylemde bulunduk. 1000 kadın 31 Ocak'ta 1000 kadın Kadıköy'de olacağız. Ve bu insan kampanyasıyla da başvurularımızı yapacağız. Barış için başvurmuş. Ben anneyim. Çocuklarım var. Duyarlı bir insanım. Bu ülkede savaş istemiyorum. Hiçbir yerde istemiyorum. Bu ülkede gençler ölüyor. Çocuklarımız ölüyor. Onun için barış, barış, barış. Barıştan yanayız. Hepimiz bu ülkede kardeşiz ve barış içinde yaşamalıyız. Kadınlarla başlasın öldürmeye diyeceğim. Öldürmeye başlasın. Madem bu iş böyle yürüyor, kadınlar başlasın bundan sonra. Ben hiç kimseyi ölmesin istiyorum. Yani genç, yaşlı, kadın, erkek, çoluk, çocuk, doğu, batı, herkes bir olsun. Ben Çanakkale'liyim. Herkes düzgün düzgün yaşasın. Yani Hindistanlık olsun istiyorum. Yani ne gerek var böyle çarpışmaya, çatışmalara? Hiç gereksiz bir şeyler. Hiç hoş değil. Yani biz Suriye gibi olduk neredeyse. Yani Batı'nın da desteklemesini istiyorum bunu. Ama nedense insanlar çok duyarsız. Anlaşılır gibi değil. Bilemiyorum yani. Çok kötü bir durumda bu olaylar. Siz bir Batılı olarak bunu destekliyorsunuz. Ben destekliyorum yani. Şey gereksiz. Birden çıktı bu olaylar. Neden çıktı? Seçimlerden önce böyle bir şey yok. Seçimden sonra çıktı. İnsanların aklını başına alması lazım. Herkesin. Ben öyle düşünüyorum. Ne kadar çünkü biz kardeşçe yaşadık. Bu ülkede Kürt'ü, Laz'ı, Türk'ü herkes kardeşçe yaşadı. Bundan sonra da kardeşçe yaşasın. Tüm dileğim bu. Bu kampanyanın bu anlamda bir yol kat edeceğini düşünüyorsunuz, inanıyorsunuz o zaman. İnanıyorum tabii ki, yani insanlar neticede birlik olarak bir şeyleri var edecekler, bir şeyleri yenecekler. Birlik olursa kazanacağız zaten, birlik olmazsa kazanılmaz, hiçbir şey kazanılmaz. Kötü emeller üzerimizde geziyor, geziyor, geziyor maalesef, biz bunlara yenilmemeliyiz. O yüzden 3 de olsa 5 de olsa bir şeyler bir insan. Evet, kadınların barış için, barış sözü için Türkiye'nin dört bir tarafında sürdürdükleri kampanya bu hafta sonu Barış'a Bin Kadın eylemiyle aslında can bulmuş oldu. Barış'a Bin Kadın olarak Ankara'da ve İstanbul'da buluşmalar gerçekleştirdiler kadınlar ve sessiz bir oturma eyleminin ardından neden barış istediklerini ortaya koydular. Biz de kadınlara mikrofon uzattık ve sorduk, barış sizin için ne ifade ediyor? Siz barışı, barışın bu ülkeye gelmesini neden istiyorsunuz diye. Bütün bu yaşananları özetledi kadınlar. Aslında neler oluyor, neler bitiyor, bütün bu savaş koşulları batıdaki kadınların hayatında nasıl etkiliyor? Sözlerin arasında bunları da bulacaksınız. Bugünlük onunla veda, bu kadınlarla veda edeceğiz size efendim. Ankara'dan ve İstanbul'dan Barış'a Bin Kadın'ın sözleriyle yine görüşeceğiz yarın Hayat Televizyonu ekranlarında. Yarın görüşmek üzere diyelim. Şimdi hoşça kalın. Nusaybin'de, Cizre'de ve birçok bölge illerinde devam eden sokağa çıkma yasakları ve ölümlere karşı barış için kadın girişimi, savaşa karşı dur demek için, yaşamdan yana izlemek için imza kampanyası başlattı ve bugün de bir eylemlilik gerçekleştirdi. Şimdi kadınların barış sesine kulak verelim. Barış kampanyası, Barış için Kadın girişiminin çağrısıyla yüzün üzerinde örgütün bir araya gelmesiyle başlayan bir kampanya. Ölümden değil yaşamdan yanayız şiarıyla başlatıldı bu kampanya. Ben de kendim TMMOB üyesiyim ve aklınıza gelebilecek bütün kadın örgütleri bizimle beraber. Ve bu kampanya kapsamında öncelikle 1000'in üzerinde imza topladık. Bu imzaları meclise ileteceğiz ve ölümler son bulsun, silahlar sussun, müzakereler başlasın ve hakikat hakkımız engellenemez diyerek. Bu meclise iletilecek imzalarımız onunla eş zamanlı olarak birçok ilde bugün eylem gerçekleştiriyoruz. Barış için 1000 kadın şiarıyla. Ardından da otobüslerimize atlayıp Türkiye'nin farklı farklı noktalarından dostlarımızla Diyarbakır'a gideceğiz.
ve bu akan kanın son bulması için talebimizi dile getireceğiz. Biliyorsunuz şu anda tamamen hukuk dışı bir neredeyse katliam diyebileceğimiz bir süreç söz konusu. Biz bu hukuksuzluğun son bulması, bu savaşın durması için sokaklardayız. Bugün buradayız. 6 Şubat'ta da Diyarbakır'da olacağız. Orada da barış nöbetimiz sürüyor olacak. Kadınlara karşı yapılan toplu işte bir vahşet var. Hiç bitmeyen. Özellikle şu 10-12 yıldır hiç bitmeyen ve sürekli artan bir vahşet var. Keşke son olsa, umarım son olur. Biz böyle toplanmaya devam edeceğiz. Biz sesimizi çıkardıkça, biz bağırdıkça, haykırdıkça ben bir şeylerin değişeceği umudundayım. Bu umudumu da hiç kaybetmek istemiyorum. Kadın cinayetlerinin bitmesini istiyorum. Her türlü tecavüzün, tacizin bitmesini istiyorum. Eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum bu anlamda. İnsanların beyinlerinin temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum ve eğitimin bu anlamda çok çok etkili bir yol olacağını düşünüyorum. Keşke burada bu amaçlarla toplanmamış olsak ama maalesef bizi topluyorlar bu şekilde. Umarım son olur kadın cinayetleri, bitsin artık istiyorum. Bu ülke savaşı değil, bu insanlık savaşı. Doğudaki insanları katlediyorlar. Ama şunu da demek istiyorum, asker de bizim çocuğumuz, polis de bizim çocuğumuz. Dağda ölen gerilla da bizim çocuğumuz çünkü biz anneyiz. 6 Şubat'ta doğuya bütün herkesi bekliyorum. Bütün herkesi. Hiç fark etmez. 6 Şubat'ta kadınların gücünü Diyarbakır'da göstermeliyiz. Ölen çocuklar için, ölen anneler için, geleceğimiz için lütfen bekliyorum. Doğuda Kürdistan denen bölgede hala bodrum katlarında yaralı insanların beklediği bir yerde sessiz kalmamız düşünülemez. Onun için mümkün olduğu kadar çok sesimizi duyurmak istedik. Peki sizin savaş deyince aklınıza ne geliyor? Ölüm. Başka hiçbir şey gelmez. Ölüm, tecavüz, taciz. Bunların dışında ne gelebilir ki? Dünyada ben 60 yaşındayım. Bir yıl savaş yaşadık. Ülkemizde 80'lerden beri bu savaşı yaşıyoruz. Bildiğim, tanık olduğum kadarıyla ve her savaş bize ölüm, acı, tecavüz ve taciz getirmiştir. Yoksulluk getirmiştir. Savaş deyince aslında ilk önce savaştan ilk etkilenenler her zaman çocuklar oluyor. Ondan sonra kadınlar oluyor. En fazla sömürüyü yine kadınlar yaşıyor. Yani okula gidemeyenler, ölenler her zaman için küçük yaştaki çocuklar daha fazla oluyor. Daha çok etkileniyorlar. Büyüklüklerinde yani yaşamlarında büyük bir yara olarak kalacak bunlar. Bugünler oradaki çocuklar için büyüdüklerinde hiçbir zaman atamayacakları bir yara olarak kalacak. Yani bunun için Batı'dan da ses çıkarmamız lazım. Belki hani duyuyor yani kimse duymayacak. Belki önemli değil ama bizim sesimizin çıkması lazım. Yani oradaki insanlar, Kürdistan'daki insanlar, Kürt dillerindeki insanlar barışa Orta Doğu'nun halkları kadar hak ediyorlar. Orta Doğu'da her yerde şu anda savaş var. Ve çok uzun sürüyor bu savaşlar. Yani savaş, biz 40-50 yıldır bu savaşın içindeler zaten. Her doğan çocuk bir kinle büyüyor. Mecburen bir kinle büyüyor. Aile bunu istemese de çocuk görerek, arkadaşının yanında öldüğünü görerek, beraber büyüdüğü arkadaşları 20 yıl sonra yanında olmadığı için o kinle büyüyor. Verilen sözlerin bu kadar mı değeri yok gerçekten? Bunca yalan içinde, barış içinde müzakere nasıl yapılabilir? Sadece bu yaşanan bile bize hakikat hakkımızın barış için vazgeçilmez olduğunu gösteriyor. Barış hakkımızın ama gerçek ve adil bir barış hakkımızın yaşam için, gelecek için gerekli olduğunu gösteriyor. Hakikatin tartışılabildiği bir ortamda, güvenin tesis edilebildiği bir ortamda, üçüncü gözünde mutlaka bulunduğu bir müzakerenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bizler ölümden değil yaşamdan yanayız. Bir kişinin daha ölümüne tahammülümüz yok. Artık tek bir genç, yaşlı, çocuk, bebek, asker, polis, gerilla, direnişçi, kadın, erkek ölmesin diye barış diyoruz. Hakikat diyoruz, müzakere diyoruz. Ölümlerin durması hepimizin adil, eşit, özgür yaşayabildiği bir düzende ancak barışla mümkün. Bunu biliyoruz. Bu nedenle silahların değil tarafların konuştuğu, tarafların birbirine güvenebildiği ve kadınların da parçası olduğu bir müzakere sürecine ihtiyacımız var. Bu ülkeyi yönetenlerin sorumluluğu, görevi barış koşullarını hazırlamaktır. Hakikati ve barışı elimizden almak değil. Barış sözünün kendisini yasaklamak istiyorlar. Biz kadınlar, Pakize, Seve ve Fatma gibi siyaset yapan kadınların hedef gözetilerek öldürüldüğü bu ortamda inadına barış demeye, barışın ve hakikatin peşinde olmaya devam edeceğiz. Tekrar ediyoruz. Cizre'de savaş varken İstanbul'da barış olmaz. Barış, barış, barış. Barış için ısrar ediyoruz. Tüm kadınları 6 Şubat Cumartesi günü Diyarbakır'a barış nöbetine katılmaya çağırıyoruz.
Ölümden değil, yaşamdan yanayız. Aslında bugün kadınlar barışa ses vermek, Türkiye halklarıyla yeni bir başlangıcın yolunun savaşta, çatışmada değil, diyalogta, müzakerede geçtiğini vurgulamak için bulunuyor. Buradan, İstanbul'dan, Kürdistan'da yürütülen savaşa karşı tavır gösterdiğimizi, bu savaşın bizim savaşımız olmadığını, halkların geleceğinin barıştan yana olduğunu, hele hele kadınların aslında barış için mücadelesinin sadece silahların susması değil, aynı zamanda yeni yaşamı kurmak açısından olmazsa olmaz bir koşul oldu. Olduğunu ifade ediyor. Biz kadınlar yıllardır biliyorsunuz hep alanlarda iki şiddetten bahsettik. Yani iki politik şiddetten, bir özel alanda yaşanan aile içi şiddeti hep gündemleştirdik. İkincisi savaşlarda kadınlara yönelik geliştirilen şiddetin boyutlarını ve buna hep karşı olduğumuzu ifade ettik. Şimdi aslında bunun ne kadar hayati olduğunu çok daha net görüyoruz. İşte Şengal'de, Rojava'da yaşananlar ve ülkemizde yaşanan gelişmeler kadınların barış için sadece talep beden değil, barışı geliştirmek için öncü olması gereken bir konumda olmasını da zorunlu kılıyor. Aslında şu anda da işte biliyorsunuz Mardin'de barış nöbeti tutanlar var. Gezi aileleri, cumartesi aileleri, yine Roboskili aileler barış anneleriyle birlikte barış nöbetindeler. Bugün biz burada kadınlarla bu nöbeti başlattık. Altısında Diyarbakır'da olacak. Bu bir taraf olma. Yani barıştan, özgürlüklerden yana, çözümden yana taraf olmadır. Dolayısıyla bunu bütün dünya kamuoyuna duyurmak, kadınların savaş istemediğini, barış istediğini haykırmak açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Diyarbakır'da olması çok önemli çünkü Sur'da 2 ayı aşkındır sokağa çıkma yasakları var. Her gün cenazeler geliyor ve bu akıl tutulması yaşanıyor Ankara'da. Savaşı, çatışmayı körükleyen, çöktürme planlarıyla bir halka aslında adeta bir soykırımda yatan bir politikaya karşı dirençte olmak ve kadınların bu politikanın karşısında olduğunu ifade etmek açısından da çok önemli. Diyarbakırlı kadınlar da orada olacak. Biz Türkiye'li kadınlar aslında Kürdistanlı kadınlarla hep birlikte ortak geleceği savunmuş olacağız. Biz oraya gittiğimizde gördük ki aslında savaş temel olarak kadınları ve çocukları barış içerisinde yaşama hakkını ellerinden alıyor ve yaşam alanlarını çünkü işgal ediyor onların. Yani o evler, mahalleler, sokaklar biliyoruz ki kadınların temel yaşam alanları. Dolayısıyla şimdi ablukada olan ilçelerde biz biliyoruz ki aslında temel olarak kadınlar yani kadınların yaşam hakkı ellerinden alınıyor. Yani tabii ki sadece kadınların değil ama bu savaş ortamının kadınlar açısından nasıl ayrımcılıklar barındırıyor, nasıl erkek egemenliğini beslediğini de çok açık ve net bir şekilde dünyadaki örneklere de bakınca, Türkiye'nin savaş tarihine bakınca da görebiliyoruz. Tayyip Erdoğan insanları hepsi öldürdü diyor, yalan konuşuyorlar diye. Kürt insanlar diye bir insan yoktur. Nasıl yoktur Kürtler? Tayyip Erdoğan kimin sayesinde kazanıyor? Kürtlerin sayesinde. İnsanları hepsi korkutmuş, hepsi baskıyla, hepsi şiddetle. Hepsi insan. Ben Tayyip Erdoğan'ı şiddetle kınıyorum. Ben şiddetle Tayyip Erdoğan'ı kırıyorum. Bizim gençleri hepsi öldürtürdü. Polisler de bizimki. Asya da hep bizim değil. Vatandaşlar hepsi bizim değil. Nerede gelmişler? Rusya'da gelmişler. Nerede gelmişler? Hep bizim insanlarımız, insan görüyor, acıyor. Ben yemin ederim her akşam izliyorum, ağlıyorum o Bodrum'daki insanları. Hepsi ölmüşler, hepsi yaralıdır, hepsi yine de diyor yalandır. Ne yalanı, yalan nerededir? Aslında yalan konuşan odur. Biz değiliz, odur valla. Peki sen ne istiyorsun, ne olmuş? Ben barış istiyorum. Bir şey istemiyorum, barış istiyorum. Gençler ölmesin, polis ölmesin, asker ölmesin. Ben onu istiyorum. Hepsi bizimdir, hepsi Türk vatandaşıyız. Ben onu istiyorum, kimse ölmesin. Analar ağlamasın, evlatlar ağlamasın. Ben onu istiyorum. Ne isteyeceğim, başka ne isteyeceğim? Barış istiyoruz, barışta başka bir şey istemiyoruz ki. Yani savaş deyince tabii en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor. Buna dur dememiz gerekiyor. Yani özellikle batıdaki kadınların çok daha fazla duyarlılık göstermesi gerekiyor. Çünkü sonuçta bu savaş sadece belirli bir coğrafyada kalacak bir şey değil. Herkesin çocuklarını etkileyecek, herkesin yaşamını etkileyecek bir şey. Batıdan çok daha fazla duyarlılık göstermelerini bekliyorum. Burada yani bu kadar kadın değil, belki yüz binler kadın olursa, biz sesimizi çıkartırsak eğer bu savaşı durdurabileceğiz. Herkesin yaşamdan yana olan hakkını savunması gerektiğini düşünüyorum.
kadınlar öldürülüyor, hedef alınıyor ve politik kadınlar özellikle hedef alınıyor. Biz diyoruz ki yani hiç kimse ölmesin, ölümden yana değiliz, yaşamdan yanayız. Bizim yaşamaya ihtiyacımız var. Gerçekten eskiden şöyle bir söz kullanıyorduk. Çocuklar için onurlu bir yaşam ve güzel bir dünya diyorduk. Ama şimdi gerçekten çocuklar ölmesin, ölmeyecek bir dünya diyoruz. Onun için bugün buradayız. İnsanlar ölmesin, çocuklar ölmesin. Savaş politikası bir an önce son bulsun. Bir diktatörlüğün iki dudağının arasında bir katliam yaşanıyor. Kesin şiddetle protesto ediyoruz, şiddetle kınıyoruz, savaşı savunmuyoruz, barışı savunuyoruz. Ölümden yana değil, yaşamdan yanayız. Bugün onun için Barış İçin Kadın girişimin çağrısıyla 1000 kadın barış için burada oturma eyleminde biz de katıldık bulunduk ve Diyarbakır'da gideceğiz. Oradaki kadınlarla birlikte barışı haykırmaya başlayacağız, devam edeceğiz. Savaş deyince aklımıza ne geliyor? Çok kötü şey. Çok acı bir şey savaş. Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz. Çocuklarımız ölüyor, evlatlarımız katlediliyor, evler yıkılıyor. Bu kış günde bütün halkımız sokakta kalıyor. Yani sokaklarımız hep İsrail sokaklarına döndü. Böyle bir şey istemiyoruz. Barış istiyoruz, barıştan yanayız. Sur, Cizre, Nusaybin kuşatılmışken, bombalanırken, ateş altındayken mutsuzum, üzgünüm, isyandayım. Barış istiyorum çünkü eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden yanayım. Barış istiyorum çünkü savaşmadan çözüm mümkün. Barış istiyorum çünkü savaş, ölüm, yıkım, göç, taciz, tecavüz sonsuz bir karanlık demektir. Barış hemen şimdi. Bugün işte bölgede yaşanan olumsuzluklara karşı duyarsız ve tutarsız kalamıyoruz. Ölümler, genç ölümü, çocuk ölümü, oradaki yaşanan olumsuzlukların bir an evvel bitirilip buna çözüm getirilmesi için bizler burada yapmamız gereken ya da yapabileceğimiz ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Umarım bir an önce barış gelir, insanlar ölmez, acılar son bulur. Her gün şu günlerde sık sık çıkıyor televizyonda başkanlığı insanlara yaymak için. Başkanlık sadece diyor benim için değil, halk böyle görüyor ama işin gerçeği o. Asla başkanlığı halk için düşündüğünü ben hiç inanmıyorum. Sadece Cumhurbaşkanı'nın kendini düşünüp padişahlık devri gibi başkanlığı kendinden sonra gelen çoluğuna çocuğuna miras bırakmak istiyor. Tıpkı Osmanlı'da olduğu gibi. Benim düşündüğüm bu, içimde kalmasın yani. Barış istiyoruz çünkü ölümün değil yaşamın yanındayız. Barış istediğimiz için buradayız. Yaşamın yanında olduğumuz için buradayız. Hakikat ve müzakere dediğimiz için buradayız. Şimdi hep bir ağızdan okumaya başlıyoruz metnimizi. Bekleyin arkadaşlar, biz başlatacağız. Olabildiğince yüksek sesle okuyoruz şimdi. Ölümden değil, yaşamdan yanayız. Barış ve hakikat hakkımızı savunuyoruz. Bu ülkede insanların ölümüne, hepimizin güvensizlik ve dehşet içinde yaşamasına sebep olan bu savaş neden sürdürülüyor? Bizim bu savaşa rızamız yok. Yok edilmeyle ve yok sayılmayla dolu bir tarihi değiştirmek ve hayatlarımıza sahip çıkmak için bize barış lazım. Savaş hiçbir çözüm getirmezken, her gün acıları büyütürken, sorunların bombalarla değil, müzakereyle çözülmesine, hakikatleri konuşmaya ve barışa ihtiyacımız var. Buna hakkımız var. Ölümlerin, ablukaların, sokağa çıkma yasaklarının son bulması, çocukların hedef olmaması için bu ülkeyi yönetenleri, meclisi ve hükümeti asli görevlerini yerine getirmeye, barış içinde yaşama hakkımızın tesisi için göreve çağırıyoruz. Bu savaşın bir an evvel sonlandırılmasını, müzakerelerin yeniden başlatılmasını
ve kalıcı bir barış için çözüm yolları oluşturulmasını istiyoruz. Biz barışa bin kadın olarak yaşamdan yanayız diyoruz hep birlikte. Yaşamdan yanayız. Yaşamdan yanayız. Sevgili Ekmek ve Gül izleyenleri, bugün Kuğulu Park'tayız. Kuğulu Park'ta Ankara Kadın Platformu'nun çağrısıyla birlikte kadınlar Kuğulu Park'tan Yüksel Caddesi'ne barış zinciri oluşturarak yürüyecekler. Ölümden değil barıştan yanayız diyen kadınlar bugün bizimle birlikteler. Bugün Türkiye'de ekmekten, sudan, her şeyden daha önemli bir ihtiyaç barış. Bu yüzden biz kadınlar da barış için sesimizi yükseltmek için buradayız. Şu an Kadıköy'de de bin kadın buluştu ve onlar da ölümden değil yaşamdan yanayız diyerek bir eylem gerçekleştiriyorlar. Ankara Kadın Platformu olarak biz de bu eyleme bir karşılık verelim istedik, bir ses verelim istedik Ankara'dan. Ne yazık ki Cizre'de, Silopi'de, Nusaybin'de ciddi bir savaş yürütülüyor. Oralar günlerdir abluk altında. Bu ablukanın kaldırılmasını, sağlık koridorunun açılmasını istiyoruz. Müzakerelerin yeniden başlamasını ve hepimizin güvende hissedeceğimiz bir ortam olmasını istiyoruz Türkiye'de. Bunun için de biz kadınlar hem irademizi ortaya koyuyoruz ve hükümete, ilgili çevrelere sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Peki 6 ve 7 Şubat'ta buradan Diyarbakır'a gideceğinizi bildirdiniz. Hangi taleplerle gideceksiniz? Yine aynı şekilde bir an önce diyalog ve müzakere ortamının başlamasını talep ediyoruz. Ablukaların kaldırılmasını, sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasını istiyoruz. Yaralılar için acilen tedavi edilecek, sağlıkçıların rahatça çalışabilecekleri sağlık koridorları açılmasını istiyoruz. Bir an önce hani savaşın son bulmasını istiyoruz. Bu yüzden Diyarbakır'da olacağız. Sur'daki kadınlarla dayanışmak için orada olacağız. Temel amacımız bu. 5'inde buradan yola çıkacağız Ankara'dan. 6'sında ve 7'sinde orada bir barış nöbeti gerçekleştirip döneceğiz. Taleplerimiz çok basit, çok temel aslında. Sadece yaşam hakkının korunmasını, ya insanların yaşam hakkının güvence altına alınmasını, sağlık hakkının sağlanmasını talep ediyoruz. Çok basit bir şey. Barış istiyoruz tabii. En temel barış. Devlet Kürt topraklarında, Kürt illerinde acımasız bir savaş sürdürüyor. Sivillere yönelik bir katliam yapıyor. Orada günlerdir yaralılara temel sağlık hakkı tanınmıyor. Yaşam hakları ellerinden alınıyor. Buna karşı ses çıkarmaya çalışıyoruz. Tüm kadınları ki savaşı durduracak en büyük güç bence kadınlardır. Tüm kadınları buna tepki göstermeye, buna ses çıkarmaya çağırıyoruz. Bu amaçla bugün burada toplandık. Umarım gittikçe çoğalır, sayımız artar ve daha güçlü bir sesle etkili olacak bir kampanya, bir hareket oluşur. Peki son olarak bu müzakere talepleri ve barış taleplerinin yanı sıra meclise birçok işte görüşmeler talep ediliyor. Meclisin de tatil edildiğini öğrendik. Bu kadar yoğun gündem arasında bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani Türkiye'nin siyasi iklimi ile ilgili olmalı bu. Çözüm ile ilgili dile getirilebilecek her tür sözün meclisten engellenmesi amaçlanmış olmalı. Çünkü orada insanlar ne olursa olsun en küçük fırsatta çıkıp yine kürsüden bu barış isteğini dile getirmeye çalışıyorlar. Yaşanan haksızlıkları, katliamları dile getirmeye çalışıyorlar. Bunun engellenmesi amaçlanmış olmalı orada. Ve meclis savaş politikasını benimsemiş demektir o zaman. Meclisteki diğer
partilerin, tüm partilerin buna tepki göstermesi gerekirken hep birlikte susup bu savaş politikasının bir aktörü haline gelmişler demektir. Ben henüz 19 yaşındayım. Bizler ölümün olmadığı bir sokak istiyoruz. Bizler ölümün olmadığı bir yaşam istiyoruz. Ve bugün buradayız. Kadınlar, LGBT'ler ve hayvanlar ve ağaçlar. Biz yine hep beraberiz. Zincir bizim için önemli bir eylem şekli. Beraber olduğumuzu hissediyoruz. Birbirimizi sevdiğimizi hissediyoruz. Bu yüzden bence bunu yapmak en güzeli. Biz diyoruz ki çocuklar barıştır. Ve barış da şiirdir. Ama keşke şiirlerde kalmasa barış. Keşke sokaklara inse barış. Keşke biz eskisi gibi birbirimize sarılsak. Suruç'tan beri şu kaldıramadığımız, doğrultamadığımız belimizi kaldırsak. Ve birbirimizi tekrar sevsek. Bizler silah tutan elleri değil de sevdalı elleri desteklemeyi öğrendiğimiz gün bence barış olacak. Ve biz de bugün burada bunu yapmaya çalışıyoruz. Kadınlar ve LGBT'lerden imza topluyoruz. Hepinizi seviyoruz. Sevgiyle kalın istiyoruz. Biz de sevgiyle kalalım istiyoruz. Evet, hani burada belki bunu çok göremiyoruz ama ülkemizin doğusunda bir savaş yaşanıyor. İnsanların yaşam hakları, sivil insanların özellikle de yaşam hakları ellerinden alınıyor. Hani biz bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz buna yönelik. Hani insanları ve büyük bir derin bir sessizlik de var aslında. Hani biliyoruz, hani işçiler, emekçiler, yoksul halk aslında çok da savaştan yana değil. Ama hani o korkudan dolayı aslında hani bunu biliyoruz, sessiz bir sürü insan. Hani birazcık cesaret vermek, birlikte olduğumuz zaman aslında bu savaşı durduracağımızı daha güçlü bir şekilde ifade etmek için hani böyle bir eylem yapıyoruz. Buradan Kadın Platformu 6-7 Şubat'ta Diyarbakır'a gideceğini açıkladı. Buradan Ankara'dan hangi taleplerle, hangi seslerle gideceksiniz? Evet, yani genellikle de biliyorsunuz savaşta en mağdur olanlar kadınlardır, çocuklardır. Hani ve genellikle savaş politikaları hep kadınlar üzerinden gerçekleştirilir. Hani burada kadınların ses olması ve hani çocuk yetiştirmede baktığınız zaman hani kadındır en çok bizim toplumda emeği harcayan. Kadınlar olarak daha duyarlı bir sesi oraya taşımamız gerekiyor. Hani barıştan yana olduğumuzu ifade etmek için, hani emekçilerin, kadınların aslında savaşta en çok bizi vurduğunu ifade etmek için gideceğiz. Buradan emekçi kadınları, savaşın emekçi kadınları aslında daha çok vurduğunu ifade ettiniz. Peki son olarak kadınlara çağrınız nelerdir? Yani yaşadığımız bölgede şunu görüyoruz. Hani savaş belki direkt olarak etkilemese bile hani anlamıyoruz ama yoksulluk olarak, işsizlik olarak bizim hayatımıza yansıyor emekçilere ve en çok da kadınlara yansıyor. Çünkü biliyorsunuz en kriz dönemlerinde bunun faturasını en çok kadınlar ödüyor. İşten çıkartılan kadınlar oluyor. Yoksullukla en çok yüz yüze kalan kadınlar oluyor. Bunun için de aslında kadınların daha çok ses çıkartması gerekiyor. Ve hani savaş ortamlarında hep kadınlar daha mağdur oluyor. Bundan dolayı da hani buradan kadınlara çağrımız, bir şekilde tepki vermemiz gerekiyor. Çocuklarımızı yitiriyoruz savaşlarda. Genellikle de bakın hani ölen askerlerde, oradan ölen insanlar da yoksul insanlar. Hani baktığımız zaman, bölgeye de baktığımız zaman ölen hep yoksul insanlar. Zenginler bir şekilde çözümünü üretiyorlar. Onun için özellikle de emekçi kadınların buna ses vermesi gerekiyor. Hani buradan çağrımız budur. Savaş bizi de vurmadan batıdaki kadınlar olarak bir şey yapmalıyız. Sonra çünkü savaş bize kapımıza dayandığı zaman bazı şeyler için çok geç olabilir. Peki, çok teşekkürler. Teşekkürler sana. Ve biz 6 Şubat'ta da